Herkese merhabalar. Başka bir litko sorusuyla tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi Set Matrix Zeros. Size verilen m çarpı n bir e, integer matrix içerisinde eğer bir eleman 0 gördüyseniz o elemanın tüm satır ve sütunlarının sut, e, 0 yapmanız ve geriye o matrix'i döndürmeniz istenmiş. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, in place olarak yani bu matrix için size verilen e, two dimensional array içerisinde ee, yeni bir matrix oluşturmadan bu matrixin içerisinde aslında düzenleme yaparak burada size e, Geriye e, aslında void Gördüğünüz gibi e, Burada verilen matrixin içerisinde düzenleme yapmanız gerekiyor Birinci örneğe bakarsak arkadaşlar burada ortada sadece bir, bir adet e, sıfırımız var bunun gördüğünüz gibi tüm satır ve sütunlarını Sıfır yapıp e, buna göre setleme yapmışız Yine ikinci örnekte arkadaşlar sadece sağ üst ve sol üst sıfırlarda bir değerlerde, sellerde aslında sıfır var. Bunların tüm satır ve sütunlarını aslında gördüğünüz gibi burada sıfır yapmışız. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir direkt forward bir yaklaşımda şöyle bir sorunumuz var. Örneğin diyelim ben burada sıfır gördüm ilk örnekte. Orta elemanı sıfır gördüm ve tüm satırlarını ve sütunlarını sıfır yaptım. Ve bir sonraki elemana geçtim. Yine sıfır ama ben bu elemanın daha önceki işlemlerle mi sıfır yapılmış bir eleman yoksa orijinalinde mi sıfır bir e, orijinalindeki değer sıfır mı şeklinde bir bilgi bilemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bence e, en e, anlaşılabilir e, mantıklardan biri e, hem satırları hem de sütunları tutacak birer headset oluşturmak. Yani ben sıfır gördüğümde herhangi bir yerde sıfır gördüğümde o satıra o satırın ve sütununun değerlerini benim hassetlerimi ekleyip tekrar bir bu matris içerisinde aslında iterasyon yaparak bu hassetler içerisinde varsa o andaki indeksteki satır veya sütundaki değerim gidip o dizini, o eee serinin içerisini sıfır yapmak. Böyle kod içerisinde biraz daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Ben önceki bir row matrix.length şeklinde diye bir uzunluğunu alacağım row sayısını. Daha sonra da Column sayısını burada tutacağım matrix 0.length şeklinde diye. Ee, ve ek olarak arkadaşlar dediğim gibi benim e, hangi e, satırlarda ve sütunlarda 0 e, bulundurduğumu aslında iki tane set oluşturacağım. Var e, row set deyip new HashSet e, diyerek integer şeklinde bir HashSet oluşturacağım. Daha sonra da kalım set deyip new HashSet integer şeklinde birer HashSet oluşturacağım. Daha sonra arkadaşlar ben bütün elemanların içerisinde bu matrix içerisindeki bütün elemanlarda iterasyon yapacağım. Bunu da zaten klasik şekilde yapıyoruz. i e küçüktür row olduğuna olduğu sürece i++ e deyip daha sonra da for par j eşittir sıfırdan j küçüktür kalın um, olduğu sürece evet j plus deyip burada iterasyonuma devam edeceğim. Eğer benim o andaki elemanım matrix i j elemanım sıfıra eşitse Benim ee, row ve column numarasını gidip bu hash içerisine atacağım rowset.add .at deyip i'yi buraya atacağım et .at deyip j'yi de buraya atacağım Şimdi arkadaşlar bu elemanları ekledikten sonra da aslında e, Tekrar bir e, Aynı şekilde iterasyon Yaparak Matrix'in içerisinde e, Herhangi bir Değerde bunun içerisindeki o andaki elemanımın değeri benim e, row setimde veya column setimde varsa o değer o elemanı gidip sıfır atamasını yapacağım. Bu yüzden yine ben aynı şekilde bir var eşittir sıfırdan i küçüktür row alana kadar i plus plus şeklinde bir iterasyon yapacağım. Daha sonra da kalımlar üzerinde var j eşittir sıfırdan j küçüktür kalım e, olduğu sürece. Plus plus şeklinde bir bir for loop'unu da yazacağım. Ve diyeceğim ki benim o andaki elemanım row setimde varsa row set contains i veya Column'u varsa kalım column set nokta contains j ben gidip o elemanın içerisine sıfır yazacağım. i j eşit eşit eşittir sıfır. Benim aslında yapacağım arkadaşlar en basit ve en bence anlaşılabilir mantık bu şekilde. Tabi burada biz sorunun içerisinde bazı burada gördüğünüz şeyleri follow up kısımlarını biraz ezmiş olduk. Ama ikinci bir çözüm mantığında aslında biraz da solution kısmından bakıyor olacağız. Peki bir run edelim kodumuzu. Evet kodum başarılı şekilde run artık kodumu submit edebilirim ben de. Evet runtime'ı 252 milisaniye ve tüm C submission'larından %93'ünden daha hızlı bir şekilde çalışmış olduk. kodum. Tabi memory yüz arkadaşlar gördüğünüz gibi genel C submission'larından oldukça düşük. Ama arkadaşlar burada benim bahsettiğim gibi bu sorunun mantığına göre bence gayet okunabilir, anlaşılabilir Ve temiz bir çözüm. Evet ekstra bir memori kullanıyor ama burada gördüğünüz gibi follow up'larda Constant space solution sağlayabiliyor musunuz şeklinde de bir kısım var Bunun için arkadaşlar şurada solution kısmında aslında ikinci Kısım Bunu bunu çok güzel bir şekilde ee, anlatmış size bir flag mantığıyla aslında ilerliyorsunuz. Burada şöyle biraz daha şunu daha çekeyim. Ee, bir flag mantığıyla e, ilerliyorsunuz en başında e, tutacağınız bilgilerde e, ve daha sonra da elemanların içerisinde e, satırlar bazında aslında o kolumun e, sıfır yapılıp yapılmayacağını aslında bilgisini, Diyorsunuz her bir için. Burada arkadaşlar dediğim gibi solution kısmında da ikinci çözümü de incelemenizi tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi ekstra bir e, space e, kullanmadan e, yapılan bir çözüm. E, ama dediğim gibi burada bana e, bu yaptığımız birinci çözüm çok daha anlaşılabilir ve çok daha e, kolay e, bir çözüm olarak gözüktü. Peki arkadaşlar benim e, bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki lead sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.